Almanya'ya Türkiye'den gelebilmek için veya Almanya'ya geldikten sonra diploma denkliğine başvurmamız gerekiyor mu? Şimdi arkadaşlar bu konuyu 2-3 farklı kategoriye ayırmak gerekiyor. Çünkü Evet arkadaşlar, gelin birlikte birkaç örnek kontrol edelim. Sizler de benim yaptığım gibi daha sonra yaparsınız. Ön lisanstan neyi seçelim arkadaşlar? Muhasebeyi seçelim gelin. Muhasebe çok soruluyor. Şimdi gelelim meslek lisesi ve çıraklık eğitim mezunlarına arkadaşlar. Bu arkadaşlar için teknik elemanlar için yani makina ya da metal teknisyenleri için diyelim farklı bir kurum var. Hemşireler için farklı bir kurum var. Başvuru yapmayı bilmiyorsa benden destek alabilir. Bana nasıl ulaşacaksınız? Süperpier üzerinden. Herkese Almanya Essingen'den bir akşam saatinden selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bu videomuzun konusu bana YouTube'da yorumlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi olacak. Bu soru Almanya'ya Türkiye'den gelebilmek için veya Almanya'ya geldikten sonra diploma denkliğine başvurmamız gerekiyor mu? Ya da gerekiyorsa hangi kurumlardan diploma denkliği alacağız olacak arkadaşlar. Fakat videoya başlamadan önce beni ilk kez bu videoda keşfedenler için adım Halil Akyel, otomotiv sektöründe çalışan tasarım mühendisiyim. Almanya Stuttgart'a geçen sene 2023 Mart ayında iş arama vizesiyle göç ettim arkadaşlar. O günden bugüne de Almanya'da yaşamla ilgili veya vize süreciyle ilgili videolar yapmaktayım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Dedikten sonra gelin konumuza giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar bu konuyu 2-3 farklı kategoriye ayırmak gerekiyor. Çünkü eğer Türkiye'de üniversite mezunu iseniz ya da yüksek lisans mezunu iseniz ve üniversitenizin ekranda gördüğünüz Anabin sitesinde H artısı var ise vizeye başvururken herhangi bir diploma denkliği almanıza gerek yok arkadaşlar. Yani Anabin sitesinden indirdiğiniz H artı denklik belgeleriyle Almanya için D tipi bir vizeye ya da fırsat kartı vizesine veya Almanya'da iş bulup Blau kart vizesine başvuru rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldiğinizde de mesleğinizi diplomanıza denk olacak şekilde yapmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gelin birlikte birkaç örnek kontrol edelim. Sizler de benim yaptığım gibi daha sonra yaparsınız. Mesela buradan gelin ilk olarak Hochschulabschlüsse'ye tıklayalım. Yani üniversiteyi kontrol edelim. Bu arada buradan 3 farklı durumu kontrol etmeniz gerekiyor ya da edebilirsiniz. Bir tanesi üniversite, diğeri mezun olduğunuz derece, yani ön lisans ya da lisans veya yüksek lisans ve bir diğeri ise bölümünüz arkadaşlar. Yani bu üçünün de H artısı olması gerekiyor. Bu denklikleri bu siteden indiriyorsunuz. Vize evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Mesela gelin şimdi kontrole başlayalım. Ben daha önce buraya girmişim ve zaten Türkiye'yi seçmişim. Siz de şuradan Länderauswahl'dan, yani ülke seçiminden bunu seçersiniz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi burada Abschlusstypen seçeneği var. Buradan da mezuniyet tipini seçmeniz gerekiyor. Ben şimdi kendi bölümümü seçeyim. Siz de ona göre kendi bölümünüzü buralardan seçersiniz işte mesleğinize göre. Ben lisans seçiyorum. Sonrasında da kendi bölümümü seçeceğim. Ben metalurji malzeme mühendisiyim arkadaşlar. Aslında yüksek lisans mezunuyum ama lisansta da aynı bölümü okudum. O yüzden gelin buradan seçelim. Şu şekilde. Olay tamam arkadaşlar. Hemen buradan geliyoruz, bakıyoruz. Evet, lisans metalurji malzeme mühendisliği Türkiye 4 yıllık bir üniversite. Şuradan da artıya tıklıyorsunuz. Sonrasında bu sizin derecenizin kanıtı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Bunu bir kere şuradan kaydedebilirsiniz. Buradan yazdıra tıklayıp daha sonrasında PDF olarak kaydediyorsunuz. Sonrasında ise gelelim. Üniversitemin var mı? Varmış. Buradan da onu kontrol ediyoruz. Ben 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Buna tıkladığımızda ise arkadaşlar benim üniversitemdeki denkliği olan bölümleri de burada bana gösteriyor gördüğünüz gibi. H artısı var üniversitenin de. Şimdi gelin başka bir örnek yapalım.
Bana çok sorulan mesleklerden mesela ne var? Ön lisans. Ön lisanstan neyi seçelim arkadaşlar? Muhasebeyi seçelim gelin. Muhasebe çok soruluyor. Burada. Muhasebenin denkliği var mıymış? Ön lisans. 2 yıllık üniversite diyor. Gördüğünüz gibi vize alırken muhasebe mezunuysanız, şu üniversitelerden de mezunsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu siteden kendi denkliğinize bakabilirsiniz. Şimdi gelelim meslek lisesi ve çıraklık eğitim mezunlarına arkadaşlar. Bu arkadaşlar için diploma denkliği kesinlikle gerekiyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar bir zanaat icra ediyor. Yani el ile yapması gereken bir iş, yani el emek gücüyle, bilek gücüyle yapılması gereken bir iş. Dolayısıyla bu işin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunun için de denklik kesinlikle gerekli. Denkliği nasıl alacaksınız arkadaşlar? Eğer Türkiye'den başvuracaksanız mail yoluyla, posta yoluyla başvuruyorsunuz. Almanya'dan başvuracaksanız ise birebir kuruma gidip ya da yine mail yoluyla işinizi halledebilirsiniz. Bunun için benim bildiğim, şu an size söyleyebileceğim teknik elemanlar için, yani makina ya da metal teknisyenleri için diyelim, ekranda gördüğünüz İHK FOSA kurumu var. Fakat bu kuruma her meslek başvuru yapamıyor. Örneğin mesela berberler için farklı bir kurum var. Hemşireler için farklı bir kurum var. Dediğim gibi bu sadece benim şu an size söyleyebileceğim bir örnek. Yani makina teknikeri, işte torna, frezeci bu kuruma başvuru yapabilir arkadaşlar. Başvuru yapmayı bilmiyorsa benden destek alabilir. Bana nasıl ulaşacaksınız? Süperpier üzerinden, açıklamalarda eklediğim linkten bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde sağlık mezunları için, sağlık çalışanları için doktorlar, hemşireler, işte teknisyenler, bunlar arkadaşlar denkliğe başvurabilmesi için kesinlikle minimum B2 ya da C1 seviyesinde, tam emin değilim, çok iyi seviyede Almanca bilmeleri gerekiyor. Denkliğe sonrasında başvuru yapabiliyorlar ve sonrasında da Almanya'da mesleklerini icra edebiliyorlar. Fakat bu meslek lisesi mezunları için dil şartı gerekli değil arkadaşlar. Peki bu meslek liseliler için söylediğim denklik başvurusunun ücreti ne kadar arkadaşlar? 500 ile 600-700 euro arasında değişiyor. Peki bu denkliğin çıkması ne kadar sürüyor? Onun da süresi kurumdan kuruma, eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. 3 ile 7-8 ay arasında sürebiliyor arkadaş. Peki diğer en çok sorulan soru da yine bununla ilgili olarak, eğer bize tam denklik değil de yarı denklik gelirse ne yapacağız? Bu soru karşısında size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Birkaç örnek var benim de bildiğim. Böyle durumlarda arkadaşlar size yine vize veriyorlar. Vermiyorlar değil, yani tamamen bunu reddetmiyorlar. Size yarı denklik yolluyorlar ve şartlı bir vize verip Almanya'ya geldiğinizde ise 1 yıl yine eğitiminize devam ederek, işte uzmanlık alanınızdaki eğitime devam ederek tam denkliğe çevriliyor arkadaşlar. Bunun da finansmanı tabii ki de buraya gelecek kişi tarafından yapılıyor. Peki şimdi sizler belki de şunu söyleyeceksiniz. Ya böyle saçma şey mi olur? İşte ben burada mezunum. Niye denklik alıyoruz? İşte benim oraya gelip direkt çalışmaya başlamam lazım. Veya benim oraya gelip herhangi bir işi yapabilmem lazım. Arkadaşlar, eğer Almanya'da bu şekilde bir ülke olsaydı, yani Türkiye'deki gibi her mezunun kafasına göre her işte çalışabildiği, atıyorum inşaat mühendisinin kalkıp gıda üreten bir firmada üretim mühendisi olarak çalışabildiği, atıyorum elektrik teknisyeninin Starbucks'ta çalışabildiği ya da bunun gibi birçok örnek var arkadaşlar. Makine mühendisinin kalkıp gidip yol işlerinde çalışması gibi. Yani eğer Almanya'da böyle bir ülke olsaydı, burada da büyük bir liyakatsizlik olurdu. Burada da yapılan işler gerçekten çok kalitesiz olurdu. Mesela geçenlerde bir haber izledim. O kadar çok üzüldüm ki. Antalya'da otelde tatil yapan turistin yanında da çocuğu var. Kafasına çatıdan baca kapağı düşüyor ve maalesef hayatını kaybediyor arkadaşlar. Bunun sebebine işinin ehli olmayan bir insanın o çatı işinde çalışması ve oraya kapağı düzgün monte edememiş olması. Yani dolayısıyla arkadaşlar, Almanya'ya geldiğinizde de sadece mesleğinizi icra edebiliyorsunuz. Eğer başka bir meslek icra etmek istiyorsanız yine ya denklik almanız gerekiyor, eğitim alıp, ya da
Tekrardan Ausbildung eğitimi almanız gerekiyor. O işte çalışabilmeniz için. Bu fark etmez arkadaşlar. Kuryelik olur, işte barmenlik olur, yine işte çatı izolasyon teknisyenliği olur. Ondan sonra yeraltı kablo döşemeliği, o döşeme işi olur. Yani ne olursa olsun o işin Almanya'da eğitimini almanız gerekiyor ki o işte çalışmanız mümkün olabilsin. Eğer zaman gelir, gün gelir, bunların hepsinin kalktığı, Türkiye'deki gibi kafasına göre herkesin her işi yapabildiği bir ülke olursa Almanya, zaten o zaman Almanya Almanyalıktan da çıkmış demektir. Buranın da Türkiye'den ya da Türkiye benzeri ülkelerden hiçbir farkı kalmamış demektir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Çok da uzatmayacağım videoyu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka konularda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.